Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulullah. Ezan, İslam'ın şiarı biliyorsunuz. İslam'ın şiarı. Resulullah nasıl tarif etmişse öyle okunmalı. Ömer bin Abdülaziz'in sözü, hadis diye rivayet ediliyor ama Ömer bin Abdülaziz'in sözü, el ezanu sehlun müsterselun. Femen ezzene ve illa fel yetruk. Ezan sadedir, tane tanedir. Böyle okuyan okusun, okumayan okumasın arkadaş diyor yani. Bu böyle talimat vermiş. Tamim yayınlamış Ömer bin Abdülaziz. Önce ezanın okunmasında Türkiye'de problemler var. Biz bunu söylediğimiz zaman bize kızıyorlar. Yani bir takım makamlar icra ediliyor orada. Efendim makamlarla okunuyor. Bunun olmayacağını ben söylemiyorum. Bunun olmayacağını bizim meseleyi anlayan fakihlerimiz söylüyorlar. Fıkıh kitapları söylüyorlar. Böyle ezan olmaz. Önce oradan başlayalım. Hatta İmam Birgivi ve başkaları böyle makamlarla dalgalı dalgalı okunan ezanların dinlenilmesinin caiz olmadığını söylüyor. Bunları dinlemeyin diyor. İnsanlar onun için şimdi ezan dinlemiyorlar. Ya ezan dinlememelerinin sebebi aslında ezanlar iyi okunmuyor değil. Fakat ezanlar iyi okunmayınca dinlememe gibi de bir hastalık ortaya çıkıyor. Böyle bir şey ortaya çıkıyor. Onun için ezanlar sünnete uygun okunmalı. Yani ufak bir şey söylediğiniz zaman insanları selefilikle, vehhabilikle bilmem neyle suçluyorlar. Ya arkadaş biz bozulduysak şu ana kadar, yani bir bozulma yaşıyorsak bunun sebepleri var. Bunu görmeliyiz. Bunu bilmeliyiz. Önce doğru okunmalı ezanlar. Sonra tabii ki ezanlar Resulullah Efendimiz söylenenleri söyleyin diyor. Tekrarlayın diyor. Allahu Ekber, Eşhedü en la ilahe illallah, Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayyâle salâh, hayyâne l-felâh, la havle ve la kuvvete illa billah deyin diyor. İşte efendim sabah ezanında salatu hayrun minen nevm de fukaha bu sünnette olduğunu sanmıyorum. Fukaha sadakte ve berirte diye bir şey, doğru söylüyorsun, güzel yaptın anlamında bir şey cümle söyleyelim demişler. Söyleyin ya da söylemeyin. Ondan sonra Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah. Muhammedur Resulullah bile orada olmadığı için onu başka yerde söyleyin. Yani ezandan sonra neden bir de Muhammedur Resulullah diyorsunuz diye de söylüyor bazılar, yani emin değilim. Ama emin olduğum bir şey, Resulullah ezanı tekrarlayın diyor ve dinleyin diyor. Fukahadan bazıları ezan dinlememenin, ezanı dinlememenin, icabet etmemenin efendim ezana kötü ölümle ölme sebeplerinden olduğunu söylüyorlar. Yani kötü ölümle ölür insan, Allah korusun. Yani ezan bir çağrıdır. Allah'ın bir çağrısıdır. O çağrıyı kale almamak, hafife almak kötü ölümle ölmenin sebeplerindendir. Yani insanlar bunu bilmelidirler.